Merhaba arkadaşlar, hikayelerimize devam ediyoruz. Tanrı'nın yargısı her şeyin üstündedir. Vasiyetnamenin 14. öğüdünde zamanın değişikliğine hiç önem vermeyerek, bütün işlerde kaza ve kadere boyun eğip Allah'ın takdirine güvenmek tavsiye edilmekteydi. Depşelem Şah bu son öğüdünde açıklamasını Beydaba'dan isteyerek dedi ki, bazı soylu, akıllı kimselerin bela zincirine tutsak olduklarını görüyoruz. Bazı aşağılık, cahil kişileri de görüyoruz ki zevk ve eğlenceye batmışlar. Birincilere akıl ve zekaları faydalı olmadığı gibi, ikincilere de cahillik ve ahmaklıkları engel olamıyor. Bunda elbette ki ilahi bir sır var. Bu sırra değinen açıklamalar yapar mısınız Beydaba? Bu sır Allah'ın iradesinden ibarettir. Gerçi bazı kimseler akıl ve anlayışlarıyla işlerini yoluna koyabiliyor. Bazıları beceri ve yetenekleri sayesinde kalkınabiliyor. Bazı kimseler de güzellikleriyle insanların gönlüne girip faydalanabiliyorlar. Ancak Allah'ın yardımı olmadıktan sonra ne akıl ve anlayışın, ne beceri ve yeteneğin, ne de güzelliğin bir faydası olur. Bunu güzelce açıklayan bir şehzade hikayesi biliyorum diyerek şu hikayeyi anlatmaya başladı. Rum ülkesinin adalet ve doğruluğuyla ün salmış padişahı ölünce tahtı ve tacı iki oğluna kalmıştı. Daha erken davranan büyük oğul vezirlerin, kumandanların ve saray halkının gönlünü de kazandığından kolayca tahtın sahibi oldu. Küçük şehzadeye gelince çözümü kaçmakta buldu. Aç ve susuz yollara düştü. Yol boyunca çektiği sıkıntıları, içine düştüğü perişanlığı Allah'ın takdiri olarak değerlendiriyordu. İlk gecesi sonraki günlerini düşünerek uykusuz geçti. Sabahın ilk ışıklarıyla kısmetini aramak için tekrar yollara düştü. Biraz yol kat etmişti ki Yusuf gibi yakışıklı bir delikanlıya rastladı. İkisi de birbirine yoldaş olmaktan çok memnun olmuşlardı. Böylece şehzadenin yoldaki ikinci gecesi daha rahat ve huzurlu geçmişti. Yola çıktıklarının üçüncü günü bir tüccarın oğluna rastladılar. Yüzünden akıllı biri olduğu hemen seziliyordu. Tüccarın oğlunun arkadaşlık teklifini kabul ettiler. O akşam da üç arkadaş güzel bir gece geçirdiler. Dördüncü gün bir köylü delikanlının kendilerine katılmasıyla dört kişi oldular. Daha keyifli bir yolculukla bir şehrin girişine ulaştılar. Artık yiyecek ve içecekleri de tükenmişti. Yenisini alabilmek için paraya ihtiyaçları vardı. Bu şehirde birkaç gün kalıp dinlenmeye ve çalışmaya karar verdiler. Nöbetleşe çalışacaklardı. Şehzadenin dışındaki üç genç gayretli ve çalışkan delikanlılardı. Yalnız içlerinden birinin çalışıp elde edeceği kazançla dört kişinin yiyip içme alabileceğine inanıyorlardı. Şehzadeye gelince o çalışma ve gayretin önemini asla reddetmiyordu ama her şeyi de başarının Allah'ın takdirine bağlı olduğu, insanın kendi yeteneği ve çalışmasının başarı için yeterli olmadığı düşüncesindeydi. Diğer arkadaşları şehzadenin bu düşüncesini tembelliğine ve isteksizliğine bağlamışlardı. Şehzade kendi düşüncesini kanıtlamak için bilgece uzun bir girişten sonra Endülüs memleketinde bir köylünün Allah'ın takdirine olan inancını açıklayan şu hikayeyi anlatmaya başladı. Devam edeceğiz arkadaşlar.